sizlerden de ricam, oynanan bu oyunları, bu tezgahları, bu kampanyaları bütün netliğiyle milletimize anlatmamız. Bunu hep beraber anlatacağız. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, her nerede olursa olsun. Benim vatandaşım şundan emin olmalı. Bu hükümet 8 yıldır kimsenin yaşam tarzına müdahale etmemiştir. Ve etmeyecektir. Tam tersine herkesin yaşam tarzı bu hükümetin bizlerin teminatı altındadır. Değerli arkadaşlarım, biz bu milletin can güvenliğini, mal güvenliğini, nesil güvenliğini, akıl güvenliğini, bunları sağlamak zorundayız. Yoğun şekilde tartışılan ve yine milletimizle ilgili hale getirilmeye çalışılan bir başka konu da son dönemde yaşanan tahliyeler. Özellikle malum bir davadan dolayı tahliye edilenlerle ilgili olarak sabah akşam çeşitli yayın organlarında bir zihin bulandırma operasyonu olduğunu, hükümetle bir örgüt arasında bir illiyet bağı kurulmak istendiğini görüyoruz. Bu da gözümüzden kaçmıyor. Biz zamanın, tarafların birbirini suçlama zamanı olmadığını biliyoruz. Taraflar birbirini suçlamak yerine otursun, soruna birlikte köklü çözümler üretsin istiyoruz. Ne var ki muhalefetin de istismarıyla sürecin faturasının hükümete kesilmek istendiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bu tahliye kararlarını hükümet mi verdi? Bu tahliye kararlarını yargı verdi. Bakın aynı yargı benimle ilgili 24 saatte dosyayı Diyarbakır'dan alıp Ankara'ya getirebildi. Bizzat Hayati Bey bu sürecin içindeydi. Aynı yargı 5 gün içerisinde Sayın Erbakan'la ilgili kararı anında dosyayı getirtip verebildi. İşlerine geldiği zaman veriyor. Aynı şekilde isimlerini vermeye bile gerek görmüyorum. Ama biliyorsunuz meşhur Erzincan dosyası vesaire bunlar süratle yürütülebildi. Aynı şekilde bakıyorsunuz Ankara'da yine Sincan gayet başarılı çalıştı. Oradan da birçok dosyalar çok çabuk çıkabildi. Bunlar çıkabiliyordu da sizin öncelikler denilen bir yol haritanız yok muydu? Bu öncelikler içerisinde bu kararları niye vermediniz? Ama şimdi verdiniz. Şimdi bak, görünmeyince hemen verdiniz kararı. Bunu bir ay önce de verebilirdiniz. Dert başka. Dedik ya, burada da yine bir farklı organizasyon söz konusu. Bakın değerli arkadaşlar, Yargıtay'ın iş yükünün fazla olduğunun biz çok iyi farkındayız. Bunun tedbirlerini de ta iktidara geldiğimizde, ta Cemil Bey'in Adalet Bakanı olduğu dönemden itibaren bir süreçte başladık. Mehmet Ali Bey döneminde devam ettik. Sadullah Bey döneminde devam ediyoruz. Bir an önce istedik ki burada bakın daireler artırılsın diye bizden talep var. Danıştay aynı şekilde. Peki adımı atalım. Avukatların yargıya kazandırılması ile ilgili bir proje uygulayalım dedik. Hemen ortaya çıkan şu oldu. Efendim burada bizler sözlü imtihanlarda ne yapacağız? Kamera yerleştireceğiz. Kamerayla bu iş yapılacak. Ya bütün bu işin tarihinde kamera diye bir şey olmuş mu? Böyle bir şey var mı? Şimdi nereden çıkıyor bu kamera meselesi? Dert başka, ipe un sermek. Ve ipe un serdiler. Ve bu süreci adeta engellediler. Ama biz bunu da aşacağız. Bunu da aşacağız. Çünkü uygulama noktasına gelindiğinde sudan bahanelerle hep engellendik. 2005 yılında istinaf mahkemeleriyle ilgili kanunu çıkardık. 2007 yılında uygulama başlayacakken bizzat yüksek yargının talepleri doğrultusunda bu süreç ertelendi. İstinaf mahkemeleriyle ilgili en önemli sorun hakim ve savcı sayısının azlığıdır.
Nitekim yüksek yargı da bunu çeşitli kereler özel görüşmelerimizde hep bize ifade etti. Ancak hakim ve savcı alımları bizim dönemimize kadar hiç olmayan gerekçelerle engellenmiş, yüksek yargı adeta üzerindeki ağır iş yükünü atmamak için direnmiştir. Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlarım. 1934 yılından beri hakim adaylığı sınavları Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ancak bizim dönemimizde 2006 yılında sınavlara itiraz edildi ve en sonda 2008 yılında mülakatlarda bunları açıklıyorum. İyi bilin ki değerli teşkilatımın mensupları dinlediğiniz yerlerde anlattı. Görüntü ve ses kaydı şartı getirildi. Farklı başka sınavlarda, başka kurumların sınavlarında görüntü ve ses kaydı talebine itibar etmeyen Danıştay, hakim ve savcı alanlarında bize bunu şart koşuyor. Şurası son derece çarpıcı. Adalet Bakanlığı mülakatlarda görüntü ve ses kaydına dair yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunuyor. 2 yıldır bu başvuru genel kurula gelmiyor. Ama aynı Danıştay, Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan tam gün yasası aleyhine başvuruyu sadece 24 saat içerisinde görüşüp karara bağlıyor. Son 4 yılda 5 kez hakim ve savcı alımları için yürütmeyi durdurma kararı verdiler. Sonra da çıkıyorlar, iş yükümüz fazla, personelimiz az diyerek hükümeti suçlama yoluna gidiyorlar. Ama bazı konularda iş yükü de personel azlığı da mazeret olmuyor. Mesela az önce söylediğim konu, şahsım, arkadaşlarımız vesaire. Değerli arkadaşlar, bugün bir kez daha ifade ediyorum. 12 Eylül halk oylamasıyla millet bu noktada söyleyeceğini söylemiştir. Arzusunu, talebini dile getirmiştir. Biz de yasama ve yürütme olarak bu noktada üzerimize düşeni yerine getirecek ve yargıdaki bu sorunları hızla aşacağız. Yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkarıp milletin ön bahçesi haline getireceğiz. Onama mı istersin, bozma mı diyerek belli çevrelerin arzusuna göre karar veren bir yargıdan vicdanıyla karar veren bir yargıya geçişi inşallah tamamlayacağız. Tüm bu süreçte aleyhimize yürütülen kampanyaları boşa çıkaracağız değerli arkadaşlarım. Milletimize gideceğiz. Her şeyi samimi şekilde milletle konuşacağız ve bu tezgahların hepsini bozacağız. Biz tezgahları bozarak, oyunları bozarak, şer organizasyonlarını çökerterek bugünlere geldik. Cesaretimiz, kararlılığımız, samimiyetimiz sayesinde milletin takdirine mazhar olduk. Bakınız, bu anayasa, bazı gazeteler yanlış yazmış. Ben Katar'dan öyle bir şey söylemedim. Hukukçuların yapmayacağı demedim. Salt anayasacıların yapacağı bir anayasa olmayacak dedim. Bu çalışmaların içerisinde halkın her katmanı, ekonomisti olacak, sosyal bilimcisi olacak, siyaset bilimcisi olacak, STK'lar olacak, kadınların temsilcileri, gençlerin temsilcileri, sendikaların temsilcileri olacak velhasıl. Birçok kesimi, çünkü anayasadaki malum başlıkların bu temsil noktasında olan halkın katmanları tarafından temsil edildiği bir anayasa çalışmasını ön çalışma olarak yapmayı hedefledik ve bu çalışma başlamış vaziyette. Fakat sonunda tabii ki bunun bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede anayasacılar orada devreye girecek. Ve bu anayasa şöyle açıldığı zaman, okunmaya başlandığında bunu illa bir hukukçunun değil,
Yani normal vatandaş da bu anlayışı, bu anayasayı açtığı zaman rahatlıkla ne yapabilecek? Anlayabilecek.